Keri TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle tekrardan Whole 4 Vanilla serimizle karşınızdayım. Arkadaşlar fark ettim ki benim hiç Vanilla'da veya farklı bir sürümde hani faşist Almanya serim yok. Hatta Vanilla'da değilim. Direkt benim faşist Almanya serim yok. Hani Almanya serilerim var ama hani ya gidiyorum başarımı almak için tarafsız takılıyorum, bir şeyler yapıyorum. Bu seride ne yapacağız arkadaşlar? Hem şu başarımı almaya çalışacağız hem de sizlerle faşist Almanya serisi yapacağım. Nerede o başarım? Yes. Stalingrad'ı almadan Sovyetleri düşürme başarımı arkadaşlar. Bunu yapmaya çalışacağım. Bakalım, umarım başımız belaya girmez. Umarım hani Stalingrad'ı almadan halletmeye çalışırız bu işi de. Başka bunun alabileceğim bir şey var mı? Herhalde yok. Herhalde yok. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Onu almaya çalışacağız. Hemen başlangıcımızı yapalım. For your plan. Bu construction 1. Basic machine tools. Engineering kısmı ardından kes 2. Kes 2'yi de hemen ilerleyelim. Full kes basacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi. Biliyorsunuz ben kes delisiyim. Kesten başka bir şey bilmiyorum abi. Hop şunu iptal et. Çok güzel. Ardından tank mı? İptal. Tactical bomber iptal. Bunu böyle yap. Böyle. Çok iyi. Fighter yerine kese öncelik vereceğiz arkadaşlar. Normalde fighter öncelik vermemiz lazım ama hop, şundan da kes. Hepsini fighter'a ve kese ayarlayalım. Hop buradan bunu yapalım. Tüm askerlerimizi birleştir. Şuraya şöyle koy. Eksiklerimi de satın alıyorum. Ardından donanma kısmına bir yer çekecek olursak. Donanma bassak mı? Sağlam bir donanma basmaya deneyelim mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir donanma da basarız aslında ya. Bir navy'mizi bir araya getirelim. Great War'da da donanma bastım ya arkadaşlar. Hemen şöyle oyunu başlayayım. Great War'da donanma bastım ya. Donanma oynayasım geldi nedense. İnsan Great War'da donanma oynayınca donanma oynayası geliyor insanın. Hop, naval exercise'a da koyalım bunları. Şimdilik bir konvoy basalım. Naval exercise 1-2. arkadaşlar. Bir tane gemimizi ayarlar, onu üretmeye başlarız. Hemen buradan ajanlıkla açalım ve almaya başlangıcımız neredeyse hazır. Fokusumuzu tamamlamak üzere. Bu arada Almanya'nın başlangıç fokusu için hani bazı arkadaşlar Army Innovation gidip oradan hızlıca tankları açmaya oynuyor. Bazı arkadaşlar işte farklı şeyler deniyor. Ama benim her zamanki taktiğim for your plan gidip hızlıca sivil fabrika basma hızımızı arttırıp ondan sonra Alman endüstrisini canlandırdıktan sonra arkadaşlar o fokuslara gitmektir. Yani hani alacaksın buradan o fokus 4 yıllık planla, ondan sonra Captain of Industry alacaksın, buffları cebine koyacaksın, ondan sonra işine devam edeceksin. Bu arada ajanlık research yapmamın sebepleri var arkadaşlar. Ajanı çok kullanacağız. Bu videoyu çok kullanacağız ajanlı. Otto Skorzeny abimizi alalım, öylesine bir dursun. Hemen bir Soyet ajanı çukalayalım abi cebe. Çok güzel. Autocry fokusumuz da tamamlanmak üzere. Hemen advisor olarak buradan bir Infantry Expert abimizi alalım. Ufak RB Experience birikmeye başlasın. Hemen Hermann Göring Work'e gidiyoruz. Bize buradan 6 sivil verecek. 16, altından da bir 6 sivil alacağız. 6, 6, 12 çok temiz. 140 günde 12 sivil. Gayet hoş bence. Bu arada bir yandan askere basmaya başladım arkadaşlar. Biliyorsunuz Anchus gitmek için In the Field'ın 500K mı olması lazım? 550 mi? 500 kalması lazım. Yavaş yavaş in the field kasıyoruz. Hani asker basarak in the field kasıyorsunuz. Bu da haberiniz olsun. Hani in the field şu an aktif serviste olan demek. Hani bunları da biliyorsunuzdur arkadaşlar zaten. Umarım. Çıktı hemen air volunteer'larımızı oraya yolladık. Şimdi normal asker yollamak yerine biliyorsunuz Operation Sea Lion videosunu çekmiştim. Onun başarımını alıyorduk. Onu da yaptığım taktik arkadaşlar. Yine uçaklarınızı yolluyorsunuz, böyle bölüyorsunuz, Air Experience'in tadını çıkarıyorsunuz. Bu arada aldığım bir advisor daha var, Grand Support için Hermann Göring'i aldım. Burada bunu genelde takip edin arkadaşlar, burada hani yer değişecektir. O nereye uçaklarını koyarsa siz de oraya koymaya çalışın elinizden geldiği kadar. Hatta bunu da böyle yaparsanız sizin için daha iyi olabilir. Bu arada ikinci ajanımız geldi, hemen onu da Sovyet ajanı alalım, bulunsun. Bu arada asker de basmaya başladık takır takır. Şöyle birazcık daha asker basalım. Burada çıkan da direkt buraya gelirse iyi olur abi benim için. Çıkan da benim için oraya gelirse iyi olur. Uçakları buradan çektin mi tatlım? Hemen çektiysen birleştir. İkiye böl. Hop. Buradan oraya verin arkadaşlar. Taktik bu yani. Amacınız Air Experience kasmak değil mi? Hop. Tıkır tıkır Air Experience kasacağız arkadaşlar. Tıkır tıkır Air Experience kasacağız. Taktiğimiz bu. 240'da 240. Çok güzel. Yeni asker edilmiş bu arada. Onu da hemen yerlerine koyalım. Gerisi zaten kendi kendine yerlerini bulur. Şu fight'tan keseceğim birazcık ya. Onlara tüfeğe ihtiyacım var. O şeylere, fabrikaya tüfeğe ihtiyacım var. Hani o fabrikaları tüfekte kullanılmasına ihtiyacım var anlamında. Tüfeğe ihtiyacım var deyip sapık gibi ben de. Şunu hop 200
140 yapalım. Niye 140 yapıyorsam arkadaşlar, toplam buraya 260 koyabiliyormuşuz. 120 burada var. Oraya da bir 20 koyarsak eşitleniyor durum. İyi oluyor benim için de. Yalnız oraya mı koyduk? Okey. Öyle de olur. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi. Harika. Şimdiki tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde LXP'nizi kasacağız. Şu andaki yapmamız gereken bu zaten. Ha bir de 50 olunca şuradan gideceğiz abi. Dive bombing alacağız. Aha şu dive bombing alacağız. Sonra mükemmel keser üreteceğiz. Mükemmel keser üreteceğiz. Mükemmel. Devam ediyoruz KDF Wagon Focus'umuzu. Dün kez de bu arada dive bombir. Dive bombir ne lan? Dive bomber abimizi aldık terörist olarak. Burada da Herman Görüngü aldığını söylemiştim zaten. Bir yandan da bir dakika. Extra resource olduğumuzu hemen alalım. İspanyol Savaşı'nı takip ediyorum arkadaşlar. Hemen adamın uçakları neredeyse ben de oraya koymaya çalışıyorum. Burada uçak var sanırım ya. O yüzden buraya koyuyorum bu arada. Hani yoksa hepsini buraya çekebilirim. Orada uçak var değil mi? Bir dakika, böyle olunca mı daha çok alıyoruz? Böyle olunca mı? Aynı gibi abi ikisi de. Bir dakika, böyle koysak. Evet, böyle koyunca daha çok alıyoruz arkadaşlar. O zaman hepsini buraya koyalım. Tamamdır. Arada pek bir fark yok aslında ama yine de ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Ne kadar iyi olursa o kadar iyi demişim. Pardon, ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Bu arada arkadaşlar 50 LXP'nin oldu. Gittim ben de buradan dive bombing aldım. Bunu alınca arkadaşlar uçaklarınızı çok ucuza varyantlayabiliyorsunuz. Geleceğim ben bu kesbirleri. Bakın 175'e varyantlayacağım. Bak şimdi abi. Hop. 175'e kadar varyantlayabiliyoruz. Görüyorsunuz ucuzluğu. Ve böyle yapınca bu keser gerçekten mükemmel oluyor. Mükemmel. Şimdilik doktrin almayın. 175 olmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra zaten dediğim gibi varyantlayıp mükemmel uçaklar yapacağız. Mükemmel uçaklar. Evet arkadaşlar, Extra Resource Focus'umuzu da tamamlamak üzere. Bu arada İspanyol İç Savaşı'nı dediğim gibi tekrardan takip ediyorum arkadaşlar. LXP'nizi rahatlara kazanmak için. Extra Resource Focus da bitti. Bir Rhineland gidelim artık. Ayrıca kes bir varyantlayacağız artık arkadaşlar. Görüyorsunuz fena bir şekilde. Air Experience'ımız birikti. Hemen abi hop, bunlara varyantlama zamanı. Hangisi lan bu? A değil mi? Okey. Mükemmel bir uçak oldu bu. Bayağı iyi bir uçak oldu. Bayağı iyi uçak. Ardından gelen resource slotumuzda hemen bu şeyi harcayalım arkadaşlar. İspanya Savaşı'na bir daha bakayım. Evet, uçaklarımız da düzgün çalışıyorsa hiçbir sıkıntı yok demektir. Daha zor olarak bir şey alabilirim buradan. Army Regrouping alalım. Birazcık daha Army Experience'ın kimseye zararı olmaz herhalde. Tamamlamak üzere arkadaşlar, şu İspanya'nın halini bir kez daha göstereyim meraklıları için. İspanya şu an iyi gidiyor ya. Bayağı bir Air Experience kasıyoruz. Uçağımızı full varyantladık. Doktrin gitmeyeceğim şu anlık. Rhineland bitti. Rhineland'dan sonra şöyle bir askerimizi indirsek oluyor mu 500K'ya? Evet oluyormuş. Anchus'ta gidelim arkadaşlar. Bunları da iptal edelim şu anlık. Oh çok iyi, çok iyi, harika. Başka alabileceğim bir abi var mı buradan? Arm Offense bulunsun. Ardından uçakçı abiler alırız ya. Kalsın burası birazcık. Uçakçı abiler alırız. Uçakçı abiler alırız. Bu Air Experience birazcık saklansın burada. Burada güzel de şey kasıyoruz zaten. Çok iyi. Burada uçak yok yalnız. Buradan buraya kaydıralım arkadaşlar. Oradaki uçakları çekmişler. Sen oradaki uçağı çekersen ben de buradaki uçağı çekerim kanka. Bir akıllı sen değilsin değil mi? Hmm, mükemmel. Bu İsmail Savaş çok gıcık bir şey ya. Ben buraya çekiyorum uçaklarımı. O oraya kaydırıyor. Ben de hani tüm uçakları bir alanda toplamaya çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiği kadar. Çünkü tüm uçakları bir alanda toplarsak hani daha iyi yere experience kazanırız. Ne kadar fazla olursa o kadar yarar. Evet. Anchulus da tamamlandı. Hemen hop. Anam anam anam, çok fazla şey oluyor abi. Hindenburg Disaster falan. Herkes bir dursun. Radyo gidelim. Yugoslavya'ya baskı yapalım. Air Innovations gidelim hemen ardından. Bunun ardından bir de hop buna gidelim. Asker geldi, askerleri yerlerine koyalım. Oo, fabrika gelmiş. Fabrikalara da kestere verelim. Kesi önemsiyorum. Kesleri seviyorum. Var ekonomiye geçeceğiz. Var ekonomiye fokusa da geçme var biliyorum arkadaşlar ama var ekonomiye böyle geçeceğim direkt. Air Innovation bitsin. Ondan sonra advisor'ımızı değiştireceğiz. Birkaç uçakçı daha sağlam advisor alacağız arkadaşlar. Daha sağlam uçakçı abilerimiz var. Evet, bunlar da burada gayet güzel. Bu arada hala Air Experience harcamıyorum, farkındasınız. Şimdi gideceğim, fokus bana şey verecek galiba değil mi? Evet. İki tane doktrin support verecek. Onlarla birlikte kullanmak için saklıyorum şu anlık. O yüzden bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Innovation Focus'umuz da tamamlamak üzere. Şimdi uçaklarıma hiç bakmadıydım. Evet abi, uçaklar yine yer değiştirmiş. Çok gıcık bir şey bu. Çok gıcık bir şey bu. Bu arada 380 tane koyabiliyormuşum abi. Şöyle bir hop. Ay. Şöyle yapalım. CTRS olduk. CTRS olduk, işe yaramıyormuş ki.
Shift solduk, shift solduk. Ha, 380. Çok güzel. Mis gibi, mis gibi, mis gibi. Ardından hemen Tactical Air Effort gidelim bir de. Mis, 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 mis. Sonra Doctrine bufflarımızı kullanalım arkadaşlar. Hop, 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 hop. Oh, mükemmel gittik ya. Bir anda Doctrine fulleyeceğiz şimdi. İspanyol Savaşı'nın sayesinde Doctrine fulleyeceğiz arkadaşlar. Bayağı temiz oldu bu iş. Ardından daha fazla Doctrine kasmak ister misiniz arkadaşlar? Daha fazla Air Experience kasmak ister misiniz? Gel Japonya'ya yolla. Sand Volunteers, Air Volunteers. Nerede var? Burada var bir tane. W'de fullemişsin kanka. Adam bir yerlere geçince yollarız arkadaşlar. Şimdilik acelesi yok. Adam bir yerlere geçirsin o zaman yollarız bu arkadaşa da adam gibi bir uçak sayısı. Şimdi çok uçağımız oldu zaten artık. Burada hop bunu böl ikiye. Yarısını buraya yolla arkadaşlar. Yarısını oraya yollayın. Zaten çok fazla uçağımız var. Çok fazla da bir Air Experience kaçırma şansımız olmaz. Hatta hop bunu da böl. 95'ini de buraya ver. Onu da buradan ver. Aynen öyle. Çok iyi. Tactical Air Effort gidiyoruz. Bunun sayesinde bize bir %100 kes buff'ı verecek. Bu kes buff'ıyla da bu kes 2'yi araştıracağız. Ondan sonra zaten önümüzde duracak pek bir baba yiğit yok. Bir 24'lük daha basıyorum. In the field'ımız artsın ki Demand Statenland gidebilelim. Anlatabildim mi? Gayet iyi. Evet arkadaşlar, Tactical Air Effort fokusumuz bitmek üzere ve İspanyol, faşist İspanyollara veya milliyetçi İspanyollara ne derseniz deyin, Frankoist İspanyollara verdiğimiz uçak desteğiyle onlar da cephelerini dümdüz ettiler. Şimdi hemen şuradan bir 24 indirip artık Sudetland'ı da isteyelim. Bu ne? Fuel'ın bitmek üzere bu arada. Çok fazla fuel harcadık abi. Çok fazla fuel harcadık sağa sola. Neyse sıkıntı yok. Şu asketi iptal et. Şu an ne yapıyordum ben? Ha, Air Doctrine gidiyordum en son. Orada şey Land Doctrine de gelmiş. Land Doctrine. Artı Air Doctrine'den ona da gitmiştim zaten. Ben ne yapıyordum? Bir dakika bir şey yapıyordum unuttum. Heh. %100 buff almıştık arkadaşlar. Doğru ya. Şunu %100 buff almıştık. Hemen o buff'u kullanalım. Hop çok güzel. 211 güne kes 2 geliyor. Gayet iyi. Gayet iyi. Mükemmel. Onu da fulleyeceğiz. Onu da fulleyeceğiz. Hiç kimsenin merakı olmasın. Onu da fulleyeceğiz arkadaşlar. Onu da fulleyeceğiz. Ardından hop. Buradan Doctrine'ize available. Bu arada buna gittim. Video dışında. Videoyu kestim zaman buna gittim. Air Spirit git. Ardından hemen tüm uçakları buraya çek. Buraya da bombalamalarına izin ver. Şu Japonlar bir kale ilerlesin de şu Beijing havalarına da şey çekeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Onu da çekeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ardından bir tane Sovyet ajanını daha al. Bu ajanı sil. Bu Sovyet ajanı abi de Rostov'a yolla. Ufak ufak kasılsın bunlar burada. 390 gün diyor. Computing Machine giderim. Sonra birazcık petrol eksiğimiz var. Bunu Venezuela'dan ikisi verip karşılamaya çalışalım. Petrol eksiğine boş boşuna girmeyelim. Uçaklarımızı kullanıyoruz arkadaşlar aktif bir şekilde. Onları bir an önce eksiklerini tamamlayalım. Ardından hop fabrika basmaya devam abi. 80'lik yerlere. Şu anlık almaya oynayışımız böyle arkadaşlar. Bu arada ne yapıyor üretim? O üretim bayağı gidiyor. Üretim bayağı gidiyor gayet iyi. Evet arkadaşlar, Sudetland isimli fokusumuzu tanımlamak üzere. Bu arada ikinci Sovyet ajanımı da aldım. Onu da Stalingrad'a yolladım. Ve evet, Sudetland da bize verdiler. Hemen Viyana Evart gidiyorum. Ardından ben ne yapıyordum onu da göstereyim. Bir şey yapıyordum. Heh, gemileri ayarladım şu şekilde. Bu şekilde gemileri ayarladım görüyorsunuz arkadaşlar. Birazcık da gemi basalım. Gemiden çok anlamıyorum ama hani en iyisini koya koya biz de bir şey öğrendik ya. Kadir Bey sağ olsun. Bir şey biliyoruz azıcık da olsa. Şimdik. Buradan artık ne alabilirim? Var Endüstriyelis'e geçebilirim. Çünkü artık var savaş sanayisine geçmem lazım. Var demeyelim de savaş sanayisine ufak ufak kaymam lazım. Şunların hepsini kız. Hepsini bire indir. Yıl onuldu bilmem kaç. Bu arada yanlışlıkla bir tanesini kapattım farkındayım. Yazık oldu, kötü oldu. İyi fabrikada basamamışız bu arada ya. Nedense iyi fabrika basamamışız aslında birazcık da. Neyse yapacak bir şey yok. Hop. Tüm core'larımızı şöyle atalım arkadaşlar fabrikalarımızı. Militeri, militeri, militeri. Militeri'ye dönüyoruz çünkü artık. Ardından gidebileceğimiz bir research. 43, 43 diyorum. 34 medium'a gitsem ama medium basmayacağım ki ya. Lan medium da basmayacağız. Yine her zamanki gibi. Artları oynayacağım arkadaşlar. Haberinizde olsun. Şu artları da yukarı taşıyalım abi. Hop. Tungsten eksiğini de satın alalım Portekiz'den. Gayet iyi. Hatta birazcık daha maskeye basacak. Bassak ne yapsak? Hemen bu abiye de bir bomber yollayalım. Yugoslavya'ya. -5 consume good'umuzu da oradan alalım. Gayet hoş oldu bu. Petrol almayı bıraktım arkadaşlar bu arada. Donanmayı trainliyormuşuz da o yüzden birazcık petrol de çok yemiş ya. Onu da donanmayı trainini de unutmuşum.
O da birazcık sıkıntılı. Hemen şunu da hop bir aşağı indirelim. O kadar da büyük bir eksiğimiz yokmuş. Şu anlık güzeliz. Evet arkadaşlar, First View'e ve Atfocus'umuzu da tamamlamak üzere. Bu arada şunu unutmayın. Tren basın abi. Tren basın. Gerekirse 3 sivil trene koyun. 3 sivil demişim. 3 militeri trene koyun ama yine de o treni koyun abi. Tren basmak çok önemli. Fate of Czechoslovakya'da hemen gidelim. Üretimler ne durumda? Üretimler mükemmel durumda. Gördüğünüz üzere üretimleri böyle genişlettik. Fighter üretimini durdurdum. 80 güne bu ara kesikimiz gelmek üzere. Bu arada biz bir şey unuttuk mu? Evet, unuttuk arkadaşlar. Ne unuttuğumuzu hemen söylüyorum. Japonya'ya uçak çekmedik. Abi yalnız bu herif çekecek yer yok ki burada da. Hadi buraya çekeyim. Hadi buraya çekelim. 500 yapalım şunu bu arada. 500 tane çekebiliyorsak 500'ünü de çekerim abi, değil mi? 500 çekebiliyorsak 500'ünü de çekmek lazım mantıken. Adam bana böyle bir sınır koymadığına göre. Hani koymuş ama hani sınıra daha olduğuna göre o sınırı birazcık zorlayalım. Hadi bakalım zorlayalım. Evet, Fate of Czechoslovakia fokusumuz bitmek üzere arkadaşlar. Bu arada Sovyet ajanlarım da ilk collaboration'ı hazırlamaya başladım. Ajanlarımla birlikte ilk collaboration'ı hazırlamaya başladım. Fate of Czechoslovakia arkadaşlar Slovakya bırakacak şekilde yapmanızı da tavsiye ediyorum. Çünkü beleş komprens veriyorlar sizde. Evet. Hemen abi Slovakya bırakma şeklinde yaparsanız hemen size göstereceğim. Size beleşe şey sağlıyor hemen orada bakın. %50 komprens sağlıyor ve bu da çok güzel bir şey. Hemen memeli de isteyelim. Yavaş yavaş sömürüyoruz abi Avrupa'yı. Yavaş yavaş çöküyoruz. Bu arada arkadaşlar ilk bölümden saldırmayacağım. İlk bölüm hazırlık bölümümüz oldu. İkinci bölümden büyük savaşlara girişeceğiz. Yani büyük ihtimalle pazar günü izleyeceğiniz video. Bu şu anda cumartesi gününde bu videoyu izliyorsunuz büyük ihtimalle. Acaba saat kaçta izliyor olursunuz? Geleceği görme şansımız olsaydı keşke. Vay be. Neyse. Ben bu videoyu gece çektiğim için bu arada sesim az geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu an bu videoyu yemek yerken izleyen arkadaşlar afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, uçağımız geldi. Mükemmel kesikimiz geldi. Şimdi benim bunun için birazcık Air Experience'e ihtiyacım var. O Air Experience'i nereden bulacağız? Mükemmel soru değil mi? Biz o Air Experience'i birazcık bir yerlerden kasmamız lazım. 30 Air Experience'e de bu iş olmaz abi. Neyse, kesikiyi basmaya başlayalım bir yandan. Kesikiye dönüşsünler yavaş yavaş. Ondan sonra bir yerden Air Experience bulacağız artık. Yapacak bir şey yok. Aslında şu hemen şunları shift'e basıp sol tıkla birazcık kasmaya başlayalım. Air Experience'e dönüşsün onlar da. Ardından fabrikamız var kullanılmayan. Hemen kesabı analım arkadaşlar onları da. Her türlü kesabı anıyoruz. Her türlü kesabı almamız lazım. Kesler kurtaracak bizi, kesler. Burada uçağı var mı? Yok. Buraya vuruyorum da ben. Mükemmel vuruyorum hatta buraya. Ay herifin burada uçağı yok. Ulan şurada havalanı var mı? Bu adamı atayım. Bu yeri volunteer. Çok mantıklı. Çok mantıklı. 600 koyabiliyorum. Bayağı mantıklı. Tamam. Çok mantıklı abi. Bundan koyarım ben de. Çok mantıklı. Bir daha mantıklı değil mi? Hoşuma gitti bu iş bak. Bundan air volunteer atabilirim ve evet. Mükemmel yeri kasıyoruz. Evet, çok mantıklıymış. Harbiden çok mantıklı. Şimdi militeriler geldi. %80'lik yer var mı? Oraya atmaya devam ederim. 80'lik kalmamış. 80 yok. O zaman 60. Ben 80 miydi lan şurası? Evet, 80'miş şurası. Neyse, çok önemli değil. Her düzeden 60-80 karışık gideceğiz. Burada donanmamız basılıyor mu? Evet abi, yavaş yavaş basılıyorlar. Yavaş yavaş basılıyorlar. Hadi Türkiye'den alalım şunu da ya. Eksik kalmasın. Eksik olmasın hiç hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Eksiksiz yapacağım bu işi. Eksiksiz yapacağım bu işi. Pardon. Küretmedim. Hayır, küretmedim. Ağız sürüşmesi oldu. Ağız sürüşmesi oldu. Küfür yok. Bu kanalda küfür yok arkadaşlar. Küfür etmeni hiç sevmem zaten. Evet, şimdiki 600 yap. Böl. Bir dakika. Böl. Okey, çok güzel. Böyle de ver. Mükemmel abi, mükemmel. Ondan sonra ne alabiliriz? Hemen buna da ilerleyelim. 150 politik power'ımız oldu. Danzigor War yolu da açıldı. Memel Litvanya'yı verdi. Reich Otoban giderim. Ardından hayır, Air XP'mizi harcamayacağız böyle yerlerde. 150 politik power geldiğinde ben ne yapacaktım? Ne yapacaktım ben 150 politik power geldiğinde? Heh, evet, bir ajanlık daha alacaktım. Şimdi aklıma iyi geldi. Askerlerimizi de ayarlayalım artık arkadaşlar, ufak. Şöyle 24 buraya. Bayağı az askerim var burada. Evet, farkındayım arkadaşlar bayağı az askerimin olduğuna. Sıkıntı olmayacak ama, sıkıntı olmayacak. Her türlü tek atacağız adamlara. Sıkıntı olmayacak, korkmayın. Hop, hop. 24, 18, 12, 19. Ardından Walter model abim.
Şöyle hop. Manstein abim. Yavaş yavaş sınırı ayarlıyoruz arkadaşlar işte. Yani sınırı ayarlıyoruz dedim. Yavaş yavaş ülkemizi ayarlıyoruz. Ne yapacağız? Boş boş takılmaktan iyidir. Ardından hop. Buraya da 6 verelim. Bir arttı mı gerçekten ya? Şu bir de gelsin. Polonya sınırına. Bir askere de bu abi verelim. Fedor von Beck abimiz. Tam bir piyade abisidir. Hop 10 indirdik. Onu da Fedor von Beck abiye. Ardından onun için bir 13 tane daha basalım. Hemen hop. Yalnız şu treningi durduralım arkadaşlar. Çünkü uçaklarımın şeyi kalmadı. Nedir onun adı? Uçaklarım değil de ülkenin petrolü kalmadı ya. Onu bir durdurmamız lazım. Evet. İlk kolor 5'in atılıyor bu arada Sovyetler Birliği'ne. Sovyetlere 3 tane kolor 5'in atacağız arkadaşlar. Sovyetlere 3 tane kolor 5'in attıktan sonra zaten bu save'in hiçbir zorluğu kalmayacak. Zaten mükemmel derecede de kes basıyoruz. Save'in hiçbir zorluğu kalmayacak gerçekten. Tek zorluk petrol bulma zorluğu olacak. O da hemen bir Venezuela'dan cukkalayalım. 5 sivil. Yapacak bir şey yok. Hemen arkadaşlar kes ikiler. Evet. Şimdi hemen hop. 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 Evet. Bu oyunu domine edecek şey bu abi. Dominatör. Yapalım bunun adını da. Dominatör. Let's go. Abicim. Bitti. Bu save'i bitti arkadaşlar. Bu save'i bitti yani. World Conquest bile atılır bu save'le şu an. World Conquest bile atılır abi. Her şeyini fullleyelim bunun. Her şeyini şu şekilde fullleyelim. Evet. Panay'da bir sıkıntı çıkmış. Japon abi ne yaptın ya? Ne yaptın oğlum Panay'a? Evet fena yarmış bu arada Japon. Fena yarmış. Uçaklarımı ilerletebilirim bir yerlere ama şu anlık kalsın uçaklar burada ya. Daha o kadar büyük bir sıkıntı yok. Ne yapılabilir biliyor musunuz arkadaşlar en kötü? Şöyle alınır buraya. Buraya konulur. 225'e. En fazla bunu yapabilirim yani. Hani yapılabilecek en mantıklı şey o. Reich Otoban. In the field. Hop. 13 daha. Hemen bunları cepheye ve 1 milyon in the field'ım var. Arkadaşlar serimizin bu faşist almayı serimizin ilk bölümünü böyle bitirelim. Danzig World War Focus'una gidip bu şekilde bitirelim. Şu an fenayız, başa belayız. Aslında yok lan. Hemen Danzig World War'a gitmeyelim. Jorobim World Economy'e gidelim. Artık hani ikinci bölümde artık. Hem Jorobim World Economy'i bitirir hem de Danzig World War'a gider arkadaşlar. Polonya'ya saldırır. Elias'a saldırır. Kafamızı atar. Rahatlarız. İlk bölümümüzü izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım seriyi beğenirsiniz. Kanal bu aralar birazcık öldü. Bakalım geri diriltebilecek miyiz arkadaşlar? Bu da hem bana hem size bağlı hem de YouTube'un politikalarına bağlı. Hadi inşallah geri dirilteceğiz. Neyse uzun lafın kısası. Kendinize iyi bakın. İyi geceler dilerim.